Kentsel dönüşümde yeni bir yasa var. Mimar Nihat Şen bizler olacak. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi burada tabii yeni bir yasa var, birkaç nokta var. En fazla tartışılan alanlardan bir tanesi bu rezerv alan ilan edilmesiyle ilgili. Buna bir tepki var. Kentsel dönüşüme karar konusunda 3'te 2 çoğunluk yerine salt çoğunluğa geçiliyor. Hani 2 tane belki öne çıkarabileceğimiz çok etkisi olabilecek mevzu. İsterseniz öncelikle bu rezerv alan tanımı, rezerv yapı alanı tanımıyla başlayalım. Buradaki değişim yani bu kadar ciddi bir gürültü kopardı aslında. Doğru. Hani içeriği konusunda sizden bir değerlendirme alalım lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi eski yönetmelikte rezerv alanın açıklaması şuydu. Yeni yerleşim alanları olarak ifade ediliyor idi. Yapılan değişiklikle sadece yeni yönetmelikte yeni yerleşim alanları ibaresi kaldırıldı. Değişiklik bu. Şimdi bu ne demek? Şehir merkezlerinde de binalar dönüştürülürken parsel veya ada bazlı dönüşüm modellemeleri yapılıyor idi. Tabii rezerv alanı ilan etmek ve imarını yapmak da bakanlığın sorumluluğunda. Şehir merkezlerinde de rezerv alan ilan edilemediği için, parseller rezerv alanı olarak görülmediği için birçok hukuki davalar açıldı, yıllarca sürdü. Bu kargaşalığı ortadan kaldırmak için ise yeni yerleşim ibareleri kaldırılıp mevcut yerleşmiş yerlerde de rezerv alan olabilir ifadesi yerleşmiş oldu. Bu ne demek? Şimdi örneğin İstanbul'da işte Bağdat Caddesi veya Moda bölgesinde mevcut yapılaşmasını tamamlamış yerler var. Moda'da genellikle 12-50, 15-50 yani 4-5 katlı mevcutunda şu an imar planı var. Ama yıllar içinde işte 5 katlar 6 kata çıkmış. Bazen 7 katlı yerler de var. Buralarda bir yaşam riski, can riski olduğu tespit edildiğinde yıkılıp yerine yeni bir bina yapıldığında meri imar planına göre uygulama yapılıyor idi. Yani imarı eğer 4 kat ise 4 kattan fazla yapamıyorsunuz. Mevcutunda şimdi 4 kat çift daireli bir bina yaptığınızda 8 daire yapacaksınız. Ama mevcutunda 10 veya 12 daire var. Ve süreç tıkanıyor idi. Kentsel dönüşümde riskli binaların yıkılıp yerine yapılması da işte böyle uzun süreçler alıyor. Şimdi yeni yönetmelik diyor ki eğer gerçek kişi yani Hüseyin amca, Fatma teyze parsel bazı yerlerinde veya özel hukuk kişilerince mülkiyetindeki yerlerin inşaat yapma arazi arsa oranının arsa metrekaresinin %30'unu kentsel dönüşüm başkanlığına veya o araziye denk gelen bedeli kentsel dönüşüm hesabına yatırması durumunda başkanlık buranın imar planını yapabilme hakkına sahip oluyor. Bu ne demek? Eğer orada bir kentsel dönüşüm yapılacak ise, işte alan bazlı, ada bazlı bir dönüşüm modellemesi yapılmak suretiyle de hem altyapısında hem üst yapısında şehre, ilçe, mahallenin de sorunlarını ortadan kaldırabilecek, daha rahat, güvenli, donatı alanlarıyla donatılmış, alt ve üst yapısı yenilenmiş bir şekilde mevcut hakkı koruyarak imar planı yapabiliyor. Ve burada elde edilecek gelirle de kentsel dönüşümün yapılmasının olanaklı imkanları sağlanmış oluyor. Yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren kamuoyunda değişik spekülatif söylemler var. Vatandaşlarımızın da kafası karşılıyor. Şu anlam çıkmasın. Yani hükümet, devlet gelecek, vatandaşın yerlerine ortak olacak, gasp edecek gibi bir bilgi kirliliği var. Hayır, yasa diyor ki eğer siz isterseniz biz
arazinizin de %30'unu vermeyi veya değerini yatırmayı kabul ettiğiniz takdirde sizin imarınızı düzenlerim rezerv yapı alan niteliğinde buraları imar düzenlemesi yapılarak kentsel dönüşümün önünü açarım demek istiyor. Hemen bir kısa soru daha var Hakan abi. Ya şöyle bu aslında böyle baktığımız zaman yani biraz önce de söylediğiniz 8 katlı bir bina bir gelişmiş bir belki bir 9. kat konulmuş üzerine. Belki biraz 8 katlı binaya verilen metrekareye göre değil de biraz daha geniş yapılmış balkon şu bu. Yani bir tür imar affı gibi ben algıladım. Eğer parasını verirsen ama binayı da sağlıklı biçimde yapmanın da yolu açılıyor. Çünkü birçok insanı bu iş geri durduruyordu. Hı hı. Ama bir yanıyla da bu rezerv alan tartışması özel mülkiyete de bir müdahale gibi de görüldü. Öyle değil değerli diyor. Hocam. Bununla hiçbir alakası yok mu? Yani o konu söylediğiniz konu Hayır. Çok önemli. Hakan Bey, şimdi bakın biz her zaman dikey mimariden ziyade yatay mimariyi önemseyen, bizim çünkü kültürümüze de yaşam şeklimize de uygun, bunun olması gerektiğini ifade ediyoruz tabii mümkün olan yerlerde. Şimdi rezerv alan ilan edildiği takdirde örneğin birkaç adayı içine alan bir bölgede ara yollar da var değil mi? Kullanılmayan alanlar da var. Evet. Buralar bir imar planı çerçevesinde işte yeşil alanından otoparkına varıncaya kadar belki dikeyden ziyade yatay mimariyi mümkün olduğu takdirde yapma ve düzenleme durumu ortaya çıkacak. İmar affında demek değil bu. Nedir? Orada bir can riski var Hakan Beyciğim. Tabii, devletimiz doğru. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla ve sağlamakla mükellef değil mi? Ulusal güvenliğimiz de bunu ifade etmiyor mu? Burada da bilimsel ve teknik olarak olası bir doğal afette bir can ve mal riski var ise de bunu yenilememiz lazım. Öyle değil mi? Doğru. Bu nedenle hükümet ve devlet başkanlık diyor ki sizin münferiden bu binaları yaparak altyapısıyla üst yapısıyla vizyoner sağlıklı bir yaşam çevrenize ulaşmanız imkansız yapılanlar parsel bazlı. Hepimiz biliyoruz. Eski binayı yık, yeni binasını yap. Ama meri imar planı bu imar artışını mümkün kılmıyor ise o zaman diyor ki bu rezerv alanla birkaç adayı içine alan yani bu hamurun içine ara yolları da katacak şekilde bir düzenleme yaparak hem oranın maliyetini de kendi içinden çıkan bir finans kaynağıyla da vatandaşların omuzlarına yüklenen ekonomik maliyet de hafifletilerek bir dönüşüm modellemesinden bahsediyoruz. Şimdi siz elektriği götürüyorsunuz, suyu veriyorsunuz, vergisini alıyorsunuz, çöpünü alıyorsunuz, yolunu temizletiyorsunuz, öyle değil mi? O zaman o vatandaşın bir sağlıklı yaşam alanlarına da dönüşmesine imkan ve olanak sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu ulusal bir mesele Hakan Beyciğim. Bakın 6 Şubat'ta 52 bin üstünde vatandaşımızı kaybettik. Tek yürek olduk öyle değil mi? Deprem siyasi görüş tanıyor mu? Dini inanış tanıyor mu? Ama bilim adamlarımız diyor ki tehlikenin yaklaştığını ve devam edeceğini de söylüyor. Doğru. Deprem olacak. Yıllardır Hakan Beyciğim hep cak, cuk, yapacağız, edeceğiz, şunu yapacağız. Ya artık bunları geçelim. Bakın, servetinizi verseniz 5 dakika öncesini geri almanız mümkün değil. Zamanı doğru, verimli bilim, ilim ve ekonomi çerçevesinde mutlaka anımızı değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Evet. Vatandaşımız kendi durumunu, kendi yaşamını, kendi ekonomik şartlarında yenileyemiyor ise... Bir imar artışı da söz konusu değil ise Hakan Beyciğim, evet. Benim Fatma ninemi, Yusuf amcamı kaderiyle karşı karşıya mı bırakacağız? Böyle bir şey mümkün değil. Şehirlerimizin durumu belli Hakan Beyciğim. Kaldırımda yürüyemiyoruz ya, araçlarımızı park ediyoruz. Öyle değil mi? Yaşlılarımız, bebek aralarımız, arabaları yolda yürüyemiyor. Evet. Nefes alacak yerimiz yok. Altyapı yetersiz. Nasıl yapacağız? Bunu gökten zembille böyle yok, kaldırıp yerine hemen 5 dakikada
koyabileceğimiz bir şey değil. Ama sizler ve bizler bu taşın altına elini koyarak hep beraber sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerine, bunu yaparken de kendimize, özümüze dönük bir dönüşüm modellemesi yapmak mecburiyetindeyiz. Komşuluğu ilişkisi diyoruz, beşeri ilişki diyoruz, mahalle kültürü diyoruz, otopark diyoruz, sıfır atık diyoruz, enerji diyoruz, öyle değil mi? Küresel ısınmadan kaynaklı mevsimsel değişiklikler diyoruz. Yeni yaşam çevresinin düzenine göre de bu planlamayı, bu çalışmayı bir an evvel yapmak mecburiyetindeyiz. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Bu hakikaten çok güzel. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.